Merhaba, ben Jelfi Acil. İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk dijital piyano festivalinde yer almaktan büyük onur duyuyorum. Bu vesileyle de bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bu konserimde size müzik tarihinin belki de en sıra dışı, en egzantrik bestecilerinden biri olan Rus Alexander Scriabin'in bazı eserlerini seslendireceğim. Niye sıra dışı? Çünkü böyle kendini böyle tanrı olarak gören, işte sinestezi olgusunu yaşadığını söyleyen, tamamlamadan öldüğü son eserini seslendirdiği zaman kıyamet gününün geleceğine inanan falan böyle bir besteci. Biyografisini yazan Fabian Bowers'a göre yaşadığı sırada bu kadar ünlü olan fakat öldükten sonra da hemen bu kadar kısa sürede unutulmuş, ihmal edilmiş başka besteci yoktur. Ancak yani 1915'te çok ani 43 yaşındaki ölümünden sonra, yıllar sonra ancak 1970'lerden itibaren müziği tekrar hak ettiği değere kavuşturulmuştur. Özellikle tabii aynı dönemde yine Moskova Konservatuvarı'nda sınıf arkadaşı olan Rahmaninov, hatta bir zamanlar onlar sanki çok böyle ezeli rakipmiş gibi gösterilirlerdi. Fakat işte bu ani ölümünden sonra Rahmaninov, Scriabin için bir dizi konser turnesi düzenlemiştir. Kariyerinin başlarında tamamen Chopin'in etkisiyle besteler yazdı. Hatta bu yüzden Rusya'nın Chopin'i olarak da adlandırılmıştır. Fakat daha sonra işte mistisizm ve teozofiyle ilgilenmesiyle müzikal dili de farklı, kendine özgü bir yere doğru gelişmiş ve hatta kariyerinin sonlarında tamamen atonal bir müzik diline doğru evrilmiştir. Size bu akşam çalacağım eserler sırasıyla Siminör Fantazisi, daha sonra Opus 42 numara 5 Etüdü, Sorel için Nocturne ve 5. Sonat Opus 53. İyi dinletiler dilerim. Teşekkürler.